Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 1500 kişilik grup ellerinde Türk bayraklarıyla Mersin-Antalya karayolunu trafiğe kapatarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısını protesto etti. Gösterici grup Diyarbakır-Antalya seferini yapan bir otobüse de taşla saldırdı. Otobüs göstericilerin arasından geçerek uzaklaşırken olayda yaralanan olmadı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen grup akşam saatlerinde Erdemli Kaymakamlığı önünde toplandı. Yaklaşık 1500 kişilik grup bir müddet terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attıktan sonra Mersin-Antalya karayolunu çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atan grup Diyarbakır-Antalya seferini yapan bir otobüsü durdurmak istedi. Otobüsün yola devam etmesi üzerine bazı göstericiler otobüse taş atarak saldırdı. Camları kırılan otobüs göstericilerin arasından yola devam ederek uzaklaşırken olayda yaralanan olmadı. Mersin'in Anamur ilçesinde eşi cezaevinde olan 44 yaşındaki Dilber Akyol iki çocuğuyla birlikte kaçak olduğu için bir bölümü belediye tarafından yıkılan evde yaşam mücadelesi veriyor. Benim eşim cezaevinde 5-6 aydır yatıyor eşim. Ben bu eve yapı şeylerine uygun olmayınca çatım vardı, yıkıldı. Ben evin üstüne naylon çektirmek istiyorum. Naylon da yasakmış. Ben bu evde ya bir hafta sonra yağmur yağacak, okul başlayacak. Ben çocuklarımla ne yapacağımı şaşırdım. Ben büyüklerimden yardım istiyorum. Ellerini uzatmasını istiyorum. Çocuklarım burada yatıyor. Kızım hasta, rahatsız oldu. En azından ben kendi evimde barınmak istiyorum. Tek başıma bir kadın halime hayatımı sürdürmek istiyorum. Eşim cezaevinde. Anamur Belediye ekipleri geçen ay ilçeye bağlı Kalınören mahallesindeki kaçak evin bir bölümüyle çatısını yıktı. Çatısı olmayan evde iki çocuğuyla yaşamaya devam etmek zorunda kalan Dilber Akyol hayırseverlerden yardım istedi. Yani üzgünüm, başka bir şey yok. Ben de istiyorum çocuklarımın düzgün bir yerde oturmasını. Ben de istiyorum çocuklarımın istediklerini almasını. Ben de istiyorum bir kadın başıma mücadele ediyorum. Erkek gibi kendi evimde kimseye muhtaç olmadan istiyorum ama yapamıyorum. Yani iki çocuk var. Biri okula giden bakıyor, bakamıyor. Biri okula başlayacak, bir sürü sıkıntısı var. Yani ben bu şartlarda çocuğumu nasıl okula gönderip de psikoloji bozulacak, bozuldu zaten bozulacağı kadar. Anamur Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe ise evin yasalara aykırı yapıldığını ancak aileye yardım yapılacağını dile getirdi. Sadece barınma değil, okul ihtiyaçları, kırtasiye giderleri, giyim, kuşam, yeme içme her konuda yardımcı oluyoruz bütün insanlara. Bunlara da yardımcı oluruz ama buraya ev yapmak ve çatı yapmak mümkün değil. O zaman bir suç işlemiş oluruz yani. Şimdi burada şöyle bir işlem söz konusu. Hatem Hanım'la Dilber Hanım ikisi beraber eşleri kavga ediyorlar. İkisinin eşi de hapiste ve ikisi de mağdur durumda. Ve okula giden çocukları var. Mağduriyetlerini gidermek için biz bütün tedbirleri alacağız. Ama tabii ki yasal çerçevede bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Halkla ilişkilerimizi ben görevlendirdim. Buraya gidecekler. Bu aileye ve çocuklarına sahip çıkacağız inşallah. Arazi kendilerinin değil, yasal değil. Şikayet üzerine bizim ekiplerimiz oraya gidiyorlar, müdahale ediyorlar. İnşaatı durduruyoruz. Mutlaka bunlara sahip çıkılacak ama yasal çerçevede sahip çıkılacak. Şu anda yapmış oldukları yer kendilerine ait olmayan bir yer ve iki kuzenin birbirini şikayet etmesiyle biz haberdar olduk. Ekiplerimiz müdahale etti. Kaçak yapıdır şu anda yani. Ailenin mağduriyetini biliyoruz, ihtiyaçlıdır. Fakat şu andaki mevcut yerleri yapmaları mümkün değildir. İnşallah başka bir yerde, başka bir şekilde kendilerine yardımcı olmaya çalışacağız. Barınma konusunda, yeme içme konusunda her konuda yardımcı olacağız ama şu andaki işlemi biz yapmak zorundayız. Çünkü kaçak bir inşaat ve imar kanununa aykırı bir inşaat. Mersin'de Suriyeli göçmenleri taşırken yakalanan ve balıkçı barınağına çekilen bir gemide bu defa hırsızlık için operasyon yapıldı.
Sahil güvenlik ve polisler tarafından itfaiye merdiveniyle girilen geminin içerisinde kimse yakalanamazken gemi çevresinde üzeri ıslak bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Ocak ayında Mersin açıklarında Suriye uyruklu 333 kaçağın içinde yakalandığı için bağlanan ve balıkçı barınağına demirleyen Burçin isimli gemiden bazı kişilerin halatlarla hurda malzemeler indirdiğini gören vatandaşlar polise haber verdi. Bunun üzerine sahil güvenlik ekipleriyle birlikte olay yerine gelen ekipler çevrede üzeri ıslak bir kişiyi gözaltına alırken halatlarla denize indirilmiş hurdalar ele geçirildi. Piyasa değeri 10 bin Türk lirası olan malzemelerin gemideki ekipmanlardan söküldüğü ve tek bir kişi tarafından taşınamayacağını değerlendiren ekipler gemide hırsız olabileceğini düşünerek arama yaptı. İtfaiyenin merdiveniyle gemiye giren polis, sahil güvenlik ekipleriyle birlikte deniz polislerinin yardımını da alarak gemide 45 dakika arama yaptı. Geminin içerisinde kimseyi bulamayan ekipler dışarıda üzeri tamamen ıslak bir kişiyi de gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli şahıs polis merkezine götürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin İdman Yurdu hazırlık maçında Adana Spor'la 4-4 berabere kaldı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Süper Lig ekiplerinden Mersin İdman Yurdu, PTT 1. Lig ekiplerinden Adana Spor'la Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda karşılaştı ve maç 4-4 berabere sona erdi. Mersin İdman Yurdu'yla PTT 1. Lig'de mücadele eden Adana Spor, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mersin İdman Yurdu'nun iki golünü Oktay Delibalta atarken ikisini de Wellington kaydetti. Konuk ekibin üç golünü ise biri penaltıdan Ergin Keleş ve diğerini de Magaye kaydetti. Lig öncesi sözleşme yapılamayan ancak daha sonra yapılan görüşmeler sonucunda tekrar kadroya dahil olan Sinan, Servet ve Nihat'ı kadrosuna katan Mersin İdman Yurdu bu maçlardaki ilk 11'e Servet'le çıkarken Sinan ve Nihat ise ikinci yarı kadroya dahil oldu. Kaleyi ise lige kötü bir başlangıç yapan Mihailov yerine Muammer korudu. Adana Spor'da ise daha önce Mersin forması giymiş Endukay'la Mahmut Temur dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk hafta maçları oynandı. Tarsus İdman Yurdu sahasında ağırladığı İnegöl Spor'a 2-0 mağlup oldu. Kırklar Sırtı sahasında oynanan maça taraftarlar ilgi gösterirken sıcak hava nedeniyle maçın hakemi sık sık su molası verdi. Tarsus İdman Yurdu'nun rakibi karşısında oldukça yetersiz olduğu maçta İnegöl özellikle kontra atakları iyi değerlendirerek sahadan 3 puanı alan taraf oldu. Ev sahibi Tarsus İdman Yurdu maçın ilk bölümünde oldukça hareketli görüldü. Rakip kaleye ardı ardına ataklar gerçekleştiren Tarsus ekibi net pozisyon bulamadı. İlerleyen dakikalarda dengeyi kuran konuk ekip İnegöl Spor özellikle ani kanat organizasyonuyla Tarsus Kalesi'nde etkili olmaya çalıştı. 38. dakikada maçın ilk tehlikeli pozisyonu yaşandı ve ilk yarı karşılıklı orta saha oyunlarıyla golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısına konuk ekip İnegöl Spor hızlı başladı. Topu tutmakta zorlanan ve defansında hatalar veren Tarsus karşısında İnegöl 60. dakikada aradığı golü buldu. 73. dakikada gelişen bir başka İnegöl Spor atağında yine sağ kanattan Levent'in yapmış olduğu ortaya arka direkte topla buluşan Ergün Çakır uçarak vurduğu kafa vuruşuyla topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca maç konuk ekip İnegöl Spor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.